Efendim sözcüde kalmıştık. Kaz yolma sanatını okuduk. Fatura partisi kurulsa ampulü patlatır diye 3. sayfada Necati Doğru'yu da okuyalım. Madem ki faturalardan, elektrikten, vergiden açıldı. Bakalım Necati Usta neler söylüyor. Gerçi ülkemizde 122 siyasi parti var ama biri çıksa, fatura partisi kursa, sağdan, soldan, ortadan tüm seçmenin beğenisini ve dikkatini toplar. Fatura partisi, kendisine elektrik ampulünü amblem olarak seçen 20 yıllık iktidar partisi AKP'nin de ampulünü patlatacak muhalefet cephesine ivme kazandırır. Tarihte gördük, yolsuzluk, yoksulluk, yalan zirve yapmıştı. Birisi çıktı, davulu delen Jaguar Partisi adıyla bir parti kurdu. O yılları yaşayanlar hatırlar. ANAP'ın kurucu lideri çok sevilmiş, güvenilmiş, halk desteği bulmuş, ilk seçimde %45,14 gibi yüksek oy almıştı. Kızı İngiliz otomobil şirketinin Türkiye temsilcisinden Jaguar hediye almıştı. Davulu delen Jaguar Partisi buna tepkiydi. Ama neden davul? Onu Necati Usta unutmuş, onu da ben ekleyeyim. Çünkü kocası Zeynep Özal'ın davulcuydu Asım Ekren. Biliyorsunuz bateri çalardı, davulcu da diyebiliriz elbette. Dolayısıyla davul Jaguar'la delinir. O amblemi arayanlar, gençler, bilmeyenler o günleri, hatırlamak isteyenler hatta bugün Jaguar Partisi desinler, internette karşılarına o amblem çıkacaktır. Hediye Jaguar geldi, ardından kriz geldi. Yine döviz patladı, fiyatlar da patladı, faturalar yükseldi. Kızının Jaguar hediyesi aldığı liderin kurduğu parti, 2001 krizinden sonra yapılan ilk seçimde iktidar ortağı iki diğer partiyle birlikte baraj altı kalıp seçim sandığına gömüldü. Benzerlik yaşıyoruz. Yüksek zamlı elektrik faturalarının kesicileri olan dağıtım şirketleri, bugününü iktidar partisine Jaguar hediye etmiş bir samimiyet ve beraberlik içinde görüntü veriyor. İktidar partisi AKP'nin kurucusu Tayyip Erdoğan'ın, bu dağıtım şirketleriyle birlik olup halkı yüksek zamlı fatura mahkumu haline getirdiğine inananlar çoğunluğa geçti. AKP'nin genel başkan yardımcısı bile dün faturaların şiddetiyle oy oranımız düştü açıklaması yaptı. Halk kararını verdi, ampulü patlatacak. Kimi insanlar faturaları yakarak, kimi elektrikli ısıtıcıyı kaldırıma atarak, kimi televizyonu duvara çarpıp kırarak, kimileri sokağa çıkıp elektrik dağıtım şirketi merkez binasına yürüyerek öfkesini dile getiriyor. Balkonlara, yüksek binaların ön cephesine, kulelere Türk bayrağı asarak sosyal medyada balkona bayrak asan dayı diye ünlenen Salih Tahtalıoğlu bile balkona kocaman bir elektrik faturası asarken gösteren görüntüsünü yayımladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu halkta patlayan öfkeyi gördü. Zamlar geri alınıncaya kadar ben elektrik faturamı ödemeyeceğim. Amacım insanların yaşadığı derin acıya ortak olmak diyerek zamlı fatura mahkumluğuna esir düşmüş milyonlarla gönül bağı kurdu. Ne Tayyip Erdoğan, ne Enerji Bakanı, ne AKP sözcüsü, ne troller, ne dağıtım şirketleri, ne yandaş gazeteler. Adına özelleştirme denilen ancak özelleştirme ile ilgisi olmayan ve devletin tekelindeki elektrik dağıtım imtiyazını çoğu yandaş şirketlere satılması sonunda halkın çoğunluğunun zamlı fatura mahkumu haline gelmesini izah edemiyorlar. Çünkü yapılan devlet tekelini özele aktarma, özelleştirmenin mantığında rekabet yaratıp verimliliği artırmak ve evlere, esnaf dükkanlarına, fabrikalara, çiftçinin serasına, tarlasına, ihtiyaç sahibine pahalı olan elektrik yerine ucuz satanı seçme imkanı sunmak yatar. A şirketi pahalı, B şirketi ucuz satsa, A şirketi kötü hizmet, B şirketi iyi hizmet sunsa, vatandaş ucuza gider, iyi hizmete koşar. Özelleştirmenin bir mantığı olur. Oysa elektriği ileten hat 1 ve 21 bölgeye elektrik bu tek hattan gidiyor. Türkiye'de 47 milyon elektrik abonesi var. Her bir ampule, her bir prize elektrik bu tek hattan bağlanmakta. Devletin Elektrik Üretim AŞ adlı şirketi dağıtım şirketlerine elektriği 31,86 kuruşa bu tek hattan satıyor.
21 özel dağıtım şirketi de aralarında tekel kurup 31,86 kuruştan aldıkları elektriğin üzerine %330 ve %546 fiyat artışı koyarak vatandaşa satıyor. Bu verileri Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Cemil Kocatepe basına zaten açıkladı diye de parantez açmış. Avrupa'da en pahalı elektriğin de Türkiye'de olduğu ortaya çıktı. Özetle, fatura partisi kurulsa Erdoğan sebep, fatura sonuç diye afiş yapar, miting yapar, halk kararını verdi. Yeni bir Erdoğan aramıyor. Halk krizi aşacak yeni bir düzen, yeni bir sistem, yeni bir ileri demokratik kurumlar uyumunu arıyor. Gören göz isterim. Halk çözerse yine Erdoğan çözer algısını da elektrik faturalarıyla birlikte yaktı. Yaygara sözcü halkımıza hakarettir. CHP'nin hukukçu milletvekili Levent Gök, muhalefetin zam eleştirisine yaygara diyen Erdoğan'ın sözlerine tepki gösterdi. Yaygara sözcüğü halkımıza hakarettir. Saraydaki elektrik doğalgaz faturası cebinden çıkmadığı için halkın ne çektiğini göremiyor demiş. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da Erdoğan'a yaygara cevabı var. Erdoğan, muhalefetin fahiş elektrik ve doğalgaz zammı ile ilgili eleştirileri için önceki gün muhalefetin yaygarasını kopardığı gibi bir durum söz konusu değil demişti. Bu sözler tartışma yarattı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Erdoğan'ın yaygara çıkışına şu yanıtı verdi. Zamlar üst üste geliyor. Geçim daha da zorlaşıyor. Yaygara çıkarılacak bir takım hususlar yok demekle bu işlerde çözüm bulmamız mümkün değil. Herkes biliyor ki dün 1000 lira gelen elektrik faturası şimdi 3000 lira geliyor. Bunun altından kalkmak çok zor. Çok zor değil, mümkün değil. Zordaki çiftçilere yardım eli uzattı diye de bir fotoğraf altında satır var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu çiftçilere süt yemi dağıtım törenine katıldı. Çiftçiye ucuz yakıt verilmesini önerdi. Esnaf zamla katlanan faturalara isyan etti. Bu faturayı bana CHP mi gönderdi? Demokrat Partili Cemal Enginyurt Ankara İtimesut'ta esnafı ziyaret edip dertlerini dinledi. Bir esnaf 1894 liralık elektrik faturasını göstererek feryat etti. İktidar zamlı faturalar için muhalefetin oyunu diyor. Bu faturayı CHP mi gönderdi diye sormuş adam. Bir de ucuz yağ kuyruğu var. Son zamlarla 5 litre ayçiçek yağının fiyatı 130 ila 180 liraya kadar çıktı. Konya'da Toprak Mahsulleri Ofisi 5 litre yağ 99 liradan satışa sununca önünde kuyruk oluştu. Vatandaş ülkeyi kriz vurdu. Vay halimize dedi Günaydın. Ucuz yağ alan sevindi diyor. Kuyrukta uzayıp gitmiş fotoğrafta. Şimdi düşünüyorum da yani orta düzeyde bir çok garibanı saymıyorum. Kişi için, bir aile için benim gençlik yıllarımda, çocukluk yıllarımda, lise hatta üniversite yıllarında ayçiçeği yağı biraz utanılarak, saklanılarak alınırdı. Çünkü yani zeytinyağı dururken ayçiçek yağı almak, bazı yerde zeytinyağından farklı özellikleri var. Mesela ne diyeyim size, bir yeşil zeytini eğer büyük miktarda yaptıysanız, kendiniz kırıp hazırladıysanız, dalından koparılmış taze zeytini, zeytinyağında saklanmaz. Yerken zeytinyağı koyarsınız, ayçiçek yağında saklanır. O asidiyle çürütür, tadını bozabilir. Dolayısıyla ayçiçek yağında tutulur, onu süzerek alırsınız, ister yıkarsınız, yıkamazsınız. Sonra saf zeytinyağı koyarsanız çok lezzetli olur. Çünkü zaten 15, 20, 30 tane koyacağınız içine ya o öğünde biter ya bir öğün, iki öğün zaten dayanır. Dolayısıyla biraz böyle hani çok mu fakir demesinler diye orta düzeydekiler utanarak, sıkılarak zeytinyağı yerine ayçiçeği alınca veya yanında alınca zeytinyağını gösterir ama ayçiçeğini ekmeğin filan altına saklardı. 99 liraya düştü diye kuyruğa giriyorlar. Yani niye? İşte Yılmaz Özdil'de az önce okudu. Beşinci ülkeydi diyor dünyada. Beşinciydi. Şu anda ithal eden ülke. En çok ithal eden ülke. Bunun adı sanı yok. Yani şimdi şu cümleler kısır kalıyor. Ülkeye kriz vurdu. Vay halimize. Yani bunu dediysen hakikaten günaydın vatandaş. Efendim yeri gelmişti. Fakat pazar eki diye arkaya sakladım.
Biliyorsunuz Kıbrıs Falyalı cinayeti. Dört kalemden bir günün pazar ekinde dört kalemden çok değerli yazılar var. Buradan Fikri Sağlar'ınkini okuyalım. Başlığı çünkü başlıklar şöyle. Bahadır Özgür'ünki Falyalı ve Şayan-ı Şükran. Yonca Özdemir'inki mafya, para, devletsizlik. Devletsizliği parantez içine almış. Murat Kanatlı'nın yeni düzen hazırlığı ve Fikri Sağlar'ın kendisinin de araştırma komisyonunda görev aldığı, meclis araştırma komisyonunda bir konuya giderek gelmiş. Biz o yazıyı okuyalım. Çünkü başlık şu, Susurluk kadar vahim. 9. sayfada Fikri Sağlar'ın yazısı. Çok ciddiye almış bunu bir gün pazar ekim. Halil Falyalı cinayeti Sedat Peker'in ifşalarında olduğu gibi tekrar akıllara Susurluk çetesini getirdi. Mecliste Susurluk Komisyonu'nda görev yapan eski devlet bakanı ve bir gün yazarı Fikri Sağlar'la bu cinayeti ve yansımalarını konuştuk. Şimdi soru şu. Falyalı cinayeti ilk değil. Peker'in ifşalarından sonra öldürülen birkaç kişi daha oldu. Özellikle bu dönemde yaşanan bu cinayetlerin Susurluğu çağrıştıran yönleri neler? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Cevap. Susurluk kadar vahim. Susurluk, mafya, siyasetçi ve bürokrat bir arada olduğu ve derin devletin bilgisi dahilinde oluşan bir yapıydı. Falyalı ise Sedat Peker'le ortaya çıkan bir isim. Kıbrıs'ın Türkiye hariç hiçbir ülke tarafından tanınmamasını fırsat bilen bir organize suç örgütünün önemli bir elebaşı olarak bizim bilgi dağarcığımıza girdi. Ama daha öncesinin de olduğu ortaya çıktı. Peker, geçen yıl açıkladığı videoların birinde Halil Falyalı'nın eski başbakan ve eski meclis başkanı Binali Yıldırım'ın oğlunun da dahil olduğu, Mehmet Ağar ve Süleyman Soylu'yla da ilişkili olan Kıbrıs'ta kara para, uyuşturucu ve kumarhane organizasyonunun içinde olduğunu söylemişti. Falyalı öldürüldükten sonra bir başka konu ortaya çıktı. O da sanal bahis. Falyalı şikayetler sonrasında 2016'da İstanbul Savcılığı tarafından kovuşturma soruşturma açıldığı sırada elde edilen bilgilere bakarsanız 780 milyon dolarlık mal varlığı olduğu, sanal bahis oynattığı, sanal bahsin lideri konumunda bulunduğu. Bu doğrultuda çatışan insanları da rakip olan insanları da polise ihbar ederek derdest ettiği, kazandığı parayla Kıbrıs ve Türkiye'de siyasetçiler, sanatçılar ve bürokratlarla ilişki kurduğu, biz bunlara sanatçı demeyelim, şarlatan ve soytarı diyelim Sayın Fikri Sağlar. Kültür Bakanlığı da yaptığı için dilini dikkatli kullanmış. Onları otellerinde ağırladığı, yatlarında gezdirdiği bilgileri ortaya çıktı. Neden şarlatan diyorum? Şimdi sanatçı değil mi? Gönce Erkal sanatçı, Picasso sanatçı, Müzeyyen Senar sanatçı. İşte bunlara da sanatçı dersek onlara ayıp olmayacak mı? Kıbrıs'ta siyaseti de, yeraltı dünyasını da, kayıt dışı ekonomiyi de ciddi bir şekilde kontrol eden bir kişi. Nitekim fotoğraflar ve ağırladığı siyasetçiler ortada. Kıbrıs'ta büyük bir suikast daha olmuştu. O suikast Kutlu Adalı'ydı. Adalı Kıbrıs'ta var olan yeraltı dünyasıyla ilgili yazılar yazıyordu gazeteci Kutlu Adalı. Sedat Peker'in bu ifşaatının içerisinde Türkiye'den siyasetçilerin de olması önemli. Kıbrıs'ta Falyalı'nın yasak gözüken kumarhaneler ve otellerinin yanı sıra sanal bahisle ilgili ruhsatları var ve ticaretle de uğraşıyor. Covid-19'la ilgili test kiti ve maske ticaretiyle uğraşıyor. Test kiti ve maske ticareti bir başka çağrışımı yapıyor. Hatırlarsınız Sedat Peker'in ifşaatı içerisinde Erkam Yıldırım'ın büyük uyuşturucu operasyonları yapıldığı sırada Kolombiya, Venezuela'ya seyahatleri için maske satmak için oradaydım demişti. Tekrar soru geliyor. AKP'lilerin bu konudaki sessizliği hakkında ne söylenebilir? Cevap. Olaydan sonra niye havuz medyası bu detaya sessiz kaldı? Tek tük birkaç havuz medyasında çıktı. Bu soruların cevapları gerekiyor. Ahmet Şık'ın bazı iddiaları var. İddialar avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun ölümüyle Falyalı'nın ölümünün bağlantılı olduğunu söylüyor. Alaaddin Çakıcı Kıbrıs'a gidip yerleşiyor. Anlaşılıyor ki yeraltı dünyasında yer yerinden oynuyor. Yeraltı dünyasında yer yerinden oynaması, yerüstü dünyasının da çökmesi demektir. Havuz medyası ve Türkiye Cumhuriyeti'ndeki yetkililer bu konuya hiç girmedi. Falyalı'nın cenaze törenine Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı ve hükümeti kurmakla görevli olan başbakan da dahil olmak üzere birçok siyasetçi katıldı.
Kıbrıs'taki olayların Türkiye'ye uzanacağı da görülüyor. Ama Türkiye'de öyle bir iktidar var ki her şeyi görmezden gelip üç maymunu oynuyor. Murat Kartal'ın ölümünde iki polis bir çete üyesini bir başka çete üyesine götürüyor ve teslim ediyor. Bunlarla ilgili bile İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama gelmiyor. İçişleri Bakanlığı'nın bu şekilde sessiz kalması Sedat Peker'in ifşaatının ve iddialarının geçerli olduğu kuşkusunu hepimizin kafasına yerleştiriyor. Yeni bir soru daha. Falyalı cinayetinin Kıbrıs'ta ve Türkiye'de yeni bir alan açma, Falyalı'nın kontrol ettiği piyasanın el değiştirmesi gibi yorumlar da var. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Fikri Sağlar'ın cevabı. Her şey olabilir. Yeraltı dünyasındaki bu tip çatışmalar, öldürmeler ve suikastlar bir şeyleri paylaşmama ya da verilen sözlerin yerine getirilememesinden kaynaklanır. Kendi koydukları kurallara uygun hareket etmeyenlere ceza verdikleri açıkça görülür. Siyasette rol almak isteyenlerin hücumu olabilir. Sanal bahis dünyasında rol almak, o alanı ele geçirmek isteyenlerin işi olabilir. Bugüne kadar gördüğüm dosyalarda gerçek failleri 2-3 gün içinde bulunmuyorsa arkasında istihbarat örgütlerinin varlığı söylenebilir. Söylemez çetesini failler olarak ortaya koydular. Failleri yakalarsınız da asıl azmettiriciyi yakalamanız gerekir. Bu suikastın ne olduğu ve neden yapıldığı o zaman ortaya çıkar. Ben bu suikast operasyonunu Ömer Lütfi Topal'ın öldürülmesine benzediğini söylemek isterim. O da evine giderken ıssız bir yerde önceden hazırlanmış bir plan dahilinde profesyonelce öldürüldü. Arkasında Susurluk Çetesi ortaya çıktı, derin devletin oluşturduğu JITEM ortaya çıktı. O günkü koşullarda Türkiye'de JITEM'in, derin devletin varlık nedenleri belliydi. Hukuk tanımaz bir yapıyla müthiş bir gelir elde etmek ve bu gelirin içerisinde şantajlar ve tehditlerle paralar almak değil, uyuşturucu ticareti yapanların paralarını da alarak müthiş paralar kazanmak olduğu belliydi. Falyalı cinayeti de benzer bir olay olarak değerlendirilebilir eğer üstüne gidilirse. Kıbrıs'ta şu an hükümet yok. Dolayısıyla otorite boşluğu var. Zamanlaması açısından otorite boşluğundan faydalanarak yapılmış bir suikast. Türkiye Cumhuriyeti'nin suskunluğunun özellikle de medyayı elinde tutanların işlerin kendilerine de dokunmasından korkuları, çekinceleri olabilir. Ve son soru. 7 Haziran sonrasında AKP devlet içinde daha öncesinde rekabet içerisine girdiği güçlerin de dahil olmasıyla yeni ittifaklar geliştirdi. Sonrasında 90'larda olduğu gibi Sedat Peker, Alaaddin Çakıcı gibi mafyatik tipler gündemimize girdi. Falyalı cinayetiyle birlikte düşündüğümüzde 7 Haziran sonrası başlayan ittifakı nasıl değerlendirmeliyiz? Fikri Sağlar'ın cevabı. Bir şer ittifakı olduğu açıkça görülüyor. 7 Haziran'dan 1 Kasım'a gidilirken Türkiye tarihinin en büyük katliamlarıyla baş başa kaldı. Başkent Ankara'da bile 3 saldırı oldu. Düşünün, bu terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 15 Temmuz'da demokrasiyi korumaya çalışan yurttaşlarımızın sayısından bile kat ve kat fazla. Hafızalarda kalan ve gelecekte bağımsız yargı tarafından mutlaka soruşturulması gereken bir dayanak var. Davutoğlu parti kurduktan sonra bildiklerimizi açıklarsak bazı insanlar kimsenin yüzüne bakamaz demişti. Kimsenin yüzüne bakamayacaklar kimler? Niye bu bildiklerini şimdiye kadar açıklamıyorsun? Bildiklerini saklamak suça iştirak etmek demektir. Tıpkı Süleyman Soylu'nun Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alan siyasetçiyi saklaması gibi. Bunlar Türkiye'nin hukuk devleti olmaktan çıktığını gösteriyor. Peker'in söylediği bir diğer söze dikkat çekmek lazım. AKP'nin Sadat'la birlikte uygulamış olduğu bir diğer plan da toplumu sindirmek, infial yaratmak için olaylar ortaya koyuyor. Ben de onlara ayak uydurdum. Akademisyenlerle ilgili olarak da oluk oluk kan akıtacağı sözünü bu yüzden söylediğini belirtiyor. AKP'nin mutlak iktidarını kurmak ve ne olursa olsun ayrılmamak amacında olduğunu gösteriyor. Ancak Türkiye demokrasisine sahip çıkmak isteyen, hukuk devleti olması için mücadele eden yığınların olduğu bir ülke. Sinmeyeceğiz, korkmayacağız diye de bitiriyor Fikri Sağlar. Bilmem okuduğuma değdi mi? Değdi. Yani hafıza tazeliyorsunuz, bazı şeyleri biliyorsunuz. Anlayamadım. Ha, konuğumuz hazırmış. Peki efendim, az önce dedik ya DİSK'in 55. kuruluş yıl dönümü diye. Kısacık bir haberden sonra Adnan Serdaroğlu, Sayın Serdaroğlu, DİSK Genel Sekreteri bizlerle birlikte olacak.
Tohum toprakla kucaklaşır, serpilir. Her şey kendi kökleri üzerinden yükselir. Gücümüz birliğimizde, derinlerdeki köklerimizdedir. Diskin tarihi, yüz binlerce işçinin, binlerce sendikal kadronun, gözünü budaktan sakınmayanların öyküsüdür. Geçmişte biz vardık, bugün de biz varız. Disk, yağma düzenine karşı duranların, zulme teslim olmayanların ümididir. İşçi sınıfının umududur disk. Aydınlık bir gelecektir. Emeğin Türkiye'si için birliktir, mücadeledir, dayanışmadır. Disk, 55 yaşında. Efendim, DİSK Genel Sekreteri Sayın Adnan Serdaroğlu bizlerle birlikte. Merhabalar Sayın Serdaroğlu. Merhaba, günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim. Kutluyoruz bu işçi hareketi. Ne badireler atlattı Taksim meydanlarında ve sağda solda fabrikalarda, iş cinayetlerinde ne canlar verdi. Ve 55 yıl böyle geçti. Efendim, çok önemli bir gün, programınız yoğun, süreniz ne kadar bilmiyorum. Önümde sorular var, sorunlar var, işaretledim. Siz vakit bulup da bağlanırsınız diye anons da ettim seyircilerimize. Önce biz sizin mesajınızı alalım. Biz bugün nerededir? Son hareketleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle yemek sepeti, emek sepeti dedik. Onların hareketleri nereye varır? Gerçekten işçinin bir gücünü ortaya koyma zamanı geldi mi? Bunun emareleri mi, belirtileri midir bunlar? Buyurun efendim. Evet, tabii 55. yılımızı kutluyoruz. Bütün işçi sınıfına kutlu olsun diyoruz. Disk bir ihtiyaçtan doğdu. Tabii durup dururken ortaya çıkmadı. O gün o ihtiyacı ortaya koyan durumlar aslında bugün de mevcut. Yani disk o gün ortaya işçi sınıfının işte birlik, mücadele, dayanışma şiarı üzerinden güçlü bir mücadeleyle ortaya çıktı. Şimdi bugüne baktığımız zaman da aynı şartlar mevcut ve DİSK'in bugün çok daha güçlü bir şekilde mücadelesini sürdürme ihtiyacı var. Şimdi tabii biz sınıf sendikacılığı kavramını Türkiye'ye uzun yıllar sonra sokabildik. Yani kapitalizm olduğu müddetçe biliyorsunuz işçi sınıfı vardır, kapitalist sınıf vardır ve bu bir türlü kabul edilemedi Türkiye'de. Ama DİSK'le birlikte işçiler kimliklerini bulmaya başladılar. İşçiler iradelerini ortaya koymaya başladılar. İşçiler bir takım haksızlıklara karşı kendi güçlerinin farkına vararak o güçleri meşru bir şekilde ve daha fazla ses çıkacak bir şekilde ortaya koydular. Ama tabii buna özellikle kapitalist sınıf ve siyasi iktidarlar hiçbir zaman işlerine sindiremedi ve hep karşı çıkmaya çalıştılar. İşte diski kapatmak istediler. 12 Eylül faşist cuntasına diski gerekçe gösterdiler. Grevleri gerekçe gösterdiler. Ve olabildiğince de aslında 12 Eylül öncesi kısa bir tarihi vardır. Biliyorsunuz diskin. Yani 67'den 80'e kadar olan süreç kısa bir tarihtir. Ama bu kısa tarihi içerisinde çok önemli mücadeleleri ortaya koymuşlar. Saymakla bitmez. Zaten biz diskin ikinci tarih kitabını da 55. kuruluş yıl dönümümüzde dağıtacağız. Daha sonra da bunun bir tanıtımını yapacağız. Ama birinci cilde de baktığımız zaman devasa bir cilt oluştu. İkinci cilt de ondan daha geniş. Yani koca koca ciltlere sığacak bir mücadele ortaya konulmuş. Şimdi bugüne de baktığımız zaman bugün tabii çok olumsuzluklar aslında eskisinden daha fazla. Çünkü kapitalist sömürü sistemi azgınca varlığını sürdürüyor ve pandemi süreci bunu katmerledi. Bugün ortaya çıkan yoksulluk, işte hayat pahalılığı, insanların örgütsüz bırakılmaya çalışılması, sendikalara karşı sürekli işverenlerin saldırganlığı, siyasi iktidarın örgütlü toplum istememesinden kaynaklı işi düzenleme yoluna girmemesi, hatta olabildiğince sermayeye destek vermesi bugün diske çok daha fazla ihtiyacı ortaya çıkarttı. Örgütlülüğe daha fazla ihtiyacı ortaya çıkarttı.
Yani kurulduğu günden bugüne kadar da hep böyle karşı bir takım örgütlerin, emek örgütü olsun, sendikalar olsun, varlığını gerçekleştirmeye çalıştılar. Yani DİSK'e sürekli bir alternatif yaratmaya çalıştılar. Biliyorsunuz DİSK Türk İş'ten ayrıldı. DİSK'e bağlı sendikalar Türk İş'ten ayrıldı ve DİSK'i kurdular. Niye ayrıldılar? DİSK'in işçi sınıfına o gün sahip çıkılması gerektiğini, Türk İş'in de bu noktada geri kaldığını düşünerek yaptılar. Bugün de baktığımız zaman hep bir karşıt konumlanma çabası içerisine giriliyor. Emek hareketi içerisinde. Farklı farklı konfederasyonlar bilerek kurduruldu. İşte kamuda da öyle, işçi sendikalarında da öyle. Ama DİSK'in örgütlenmemesi için bugün olabildiğince bir saldırı var. İşte Farplas denişinde biz bunu gördük. Özellikle son 2 yıl içerisinde DİSK'e bağlı sendikaların barajı aşmaması ve örgütlenmemesi için sermaye ve devlet işbirliği içerisinde her türlü gayri insani ve şiddete dayanan bir engelleme söz konusu. Biz bugün örgütsüz kesimlerde de hayat pahalılığından ve hükümetin yanlış ekonomik politikalarından kaynaklı sürece ilişkin olarak tepkilerini ortaya koyduğumuzu görüyoruz. İşte bunların en sonu yemek sepetidir. İşte bir marketin deposunda ortaya çıkan gelişmelerdir. Başka işçi hareketleridir. Yani özellikle bu sömürünün yoğun olduğu son süreçte ortaya çıkan ve ne ilgili tam belli olmayan bir çalışma şekliyle çalıştırılan bu hizmet sektöründe, yani moto kuryelerde, esnaf kurye diye adlandırılan yerlerde insanlar artık tahammül edememe noktasına geldiler ve tepkilerini de ortaya koyuyorlar. Biz de DİSK olarak hepsine sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bir emek konfederasyonu ve sınıf konfederasyonu olarak. Bugün de işte bunu 55 yıllık tarihimizi bir kez daha dile getirip gelecekle ilgili politikaların neler olması gerektiğine dair mesajlarımızı da vererek 55. yılımızı kutlayacağız. Ama gün aslında daha çok birlik, daha çok dayanışma günü. Önümüzdeki günler çok daha fazla saldırıların yaşanacağı günler. Onu gösteriyor. Çünkü enflasyonun daha da yükseleceği zaten açık. Her ne kadar engellemeye çalışsalar da şartların daha kötüleşeceği açık. Sermayenin ve siyasi iktidarın daha çok saldıracağı açık. Bunun için daha fazla birlik diyoruz. Daha fazla dayanışma diyoruz. Daha fazla mücadele diyoruz. Ve karanlık günlere karşı aydınlık günlerin savunucusu olmayı devam ettireceğimizi söyleyeceğiz. Efendim şimdi sorular var dedim. Siz zaten şu anda neler yaptığınızı, faaliyetlerinizi aktardınız. Fakat çok önemli bir soru var. Bu sorun çözülebilir mi? Siz bununla ilgili bir şey yapabilir misiniz? Ne demek kilitleyip üzerlerine kapıyı gitmek, içeride çatır çatır, cayır cayır yanıp ölen insanlar? En son olayı Güngören'den aktardım az önce, sizden önce. Evet. 2005 yılında da Bursa'da Özay Tekstil'de aynı şey oldu ve 5 kadın işçi yanarak can verdi orada diyor. Bunların kayıt dışı çalıştırıldığı anlaşılmasın diye, üyeniz değiller gerçi zaten kayıt dışı çalıştırılan yabancı işçiler, ama ne yapılabilir? Bu taammüden cinayet dedim ben bunu az önce. Yani bu adamlar, bu fabrikanın sahipleri, işletmenin sahipleri kendi çocuklarını, bırakınız bebekten filan vazgeçin, 18, 20, 23 yaşındaki kızlarını, oğullarını, üstlerileri, kapılıyı kilitleyebilirler mi evde? Yani böyle bir şey olabilir mi? Sendika buna karşı veya konfederasyon bir şey yapabilir mi? İşçiler üyeniz olmasa da. Ya elbette tabii, gücümüz yettiğince bunlara karşı bir mücadele vermeye çalışıyoruz. Ama o kadar çok ki gerçekten Türkiye tamamen böyle bir kontrolsüz çalışma ülkesi oldu bu göçmenlerle birlikte. Türkiye'de tam bir kayıt dışı çalışma şeyi oluşturuldu, ortamı oluşturuldu ve buna karşı da hükümetin hiçbir adım atması söz konusu olmuyor. Sermaye olabildiğince buralardan yararlanmaya çalışıyor ve biz de bunları deşifre etmeye çalışıyoruz. Yani olabildiğince bunların işte kayıt dışı çalıştırılması, insani olmayan koşullarda çalıştırılması konusunda duyduklarımızı paylaşmaya ve varsa böyle bir şeyde onların yanında yer almaya ve daha fazla seslerine ses katmaya çalışıyoruz. Ama biliyorsunuz sınıf tarihi hep bunlarla doludur. 8 Mart nereden ortaya çıktı? Yani Amerika'da
onlarca kadın, yüzlerce kadının yanması sonucu, işte greve çıkan insanların kapısının kilitlenmesi sonucu, onlar da yandılar tarihte. Onun dışında bugüne kadar yüzlerce bu tür vakalar oldu. Maalesef ki acımasızca bir sömürü sistemi var ve buna karşı işçi sınıfı yeteri kadar mücadelesini ortaya koyamıyor. Çünkü çok büyük engeller var. Bugün de çok kısa süre aralıklarla işte Bursa'da, Güngören'de, başka yerlerde bu tür olaylarla karşılaşıyoruz ve mutlaka ve mutlaka bunun yolu örgütlenmekten geçiyor. Bunun yolu mutlaka ve mutlaka siyasi iktidara karşı etkili bir pozisyon içerisinde olmaktan geçiyor. Ama bugün biz bunlardan uzağız maalesef ki. Türkiye'de kayıt dışı çalışan sayısı şu anda %37'lere yükselmiş durumda, göçmenlerin de etkisiyle birlikte. Pandemide bu daha da fazlalaştı. Yani 3 kuruş fazla vermeyin diye, ki asgari ücreti de bahane ederek olabildiğince kayıt dışına doğru yönelme var ve bu göz yumulan bir durum haline geldi. Yani bunların bundan sonra da yaşanmaması zaten mucize olur. Çünkü şartlar bunların yaşanmasına o kadar müsait ki yarın bir gün yine maalesef içimiz acıyarak bu tür şeyleri duymaya devam edeceğiz. Tekrar söylüyorum, örgütlenmedir bunun yolu. İşçilerin sınıf bilinci içerisinde olmasını sağlamak ve onların artık bir araya gelmesinin koşulları nasıl olabilecekse onu da hayata geçirmek gerekiyor. Evet. Efendim çok çok teşekkür ederiz. Kutluyoruz. Dileriz bundan sonra daha demokratik bir ortamda, hakları verilmiş, insanca, adil bir düzende bir iş ortamı, çalışma ortamı olsun ve işçi sınıfı da bir derin nefes alsın, derin soluk alsın. Sağ olun, var olun efendim. İyi günler diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi günler. Sağ olun, iyi yayınlar diliyorum. İyi, sağ olun size de. Efendim, geldik Yeni Çağ'a. Yeni Çağ'ın manşetinde hiçbir güç yastık altını boşaltamaz. Az önce söyledim size, daha Yeni Çağ'ı görmeden söyledim. Sonradan geldi önüme çünkü. Yeni Çağ böyle hep derim ya, akşamları maç olduğunda böyle akşam maçları 9'da, 9.30'da, 10.30'da biten bazı gazeteler geç çıkıyor. Dolayısıyla dağıtım firmasına yetiştiremiyorlar. Kendi özel imkanlarıyla araç tutup dağıtıyorlar. Yeni Çağ'da önüme geldi. Gelmeden önce size söylediğim başlık. Ne dedim? Sana mı güvenip de yastığın altındaki 50 gram, 100 gram altını veyahut da 3 bileziğini, burmasını, bilmem nesini çıkarıp getirecek Sayın Nebati dedim. Manşetteymiş Yeni Yüzyılda, Yeni Çağ'da. Hiçbir güç yastık altını boşaltamaz. AKP iktidarı sıkışınca yastık altı altınlara göz dikiyor. 2017 ve 2018'de de altın sertifikasını çıkarıp faiz verdi. Ama kimse yastık altındaki altınlarını çıkarmadı. Bugünkü siyasi kaos ve gerilim içinde hiç kimse yarınını garantisi olarak yastık altında tuttuğu altını çıkarmaz diye de Esfender Korkmaz'la konuşmuş ekonomi profesörü. Son derece açık ve net şekilde çat diye noktayı koymuş. Sanmıyorum filan da dememiş Korkmaz Hoca. Çıkarmaz kardeşim demiş. O kadar basit. Ha, binde birse zaten çıkardı sayılmaz. O saflığına gelip getirebilir. Arkadaşlar bir metro videomuz vardı. Hasır ise isterseniz o bir sağlayıp izleyelim o metro videosunu. Ayçiçeği konulu. Ayçiçeğinden de bahsedince aklıma geldi. Dün mü çektim? Ondan önceki gün mü hatırlamıyorum. Onu getirelim. Yastık altına bakın nasıl bağlayacağız. Hazır mı? Tamam, izleyelim önce. Tamam. Şimdi efendim metroya bindim, oturacak yer arıyorum. Her yer tıklım tıklım dolu. Bir boşluk gözüme ilişti. Oraya doğru ilerledim. Niye orası boş? İkisi de boş, iki kişilik. Şöyle bir baktım, ayçiçeği kabukları. Bunu ilk kez görüyorum. Yani parklarda, bahçelerde çok görüyorum. Ha, galiba dedim paketi patlamış adamın veya kadının, yerlere dökülmüş. Aa, baktım hepsi kabuk. Çıtır çıtır yenmiş. Şimdi diyeceksiniz ki ya bu toplamış olabilir, yemiş pakete koymuştur, o kabuk paketi patlamıştır diyebilirsiniz. E ama iyi de
hadi altına düşenleri görmedi. Mümkün değil öyle bir şey de. Yer de dolu. Yani bakınız, tarih burada belli. Saat belli. Güvenlik kamerası var. Hemen Murat Ongun'a bir mesaj attım. Bu görüntüyü de gönderdim. Dedim kardeşim şunu deşifre edin. Yani öyle bir tip insanlar var ki Nebati onlara güvenmiyor, onlar Nebati'ye güvenmiyor. Ya bunu buraya atan kişi altını çıkarır da ben ya ekonomiye katkım olsun der mi arkadaşlar? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ve bunu inanın hayatımda ilk kez görüyorum. Hani bir tane çok acıkmıştır, şekeri düşüktür, cebinden bir fındık çıkarır da kazara kabuğu yere düşer. Çatır çatır adam bir saat orada metro yolculuğu boyunca çekirdek yemiş ya. Yani olacak iş değil. Aklım hayalim almadı. Bu nasıl bir anlayıştır? Çocuk olsa yanında bir büyüğü vardır. Aldın, yedin, kazara döküldü. Topla her kapı açılışta. Nerede ineceksen oraya kadar bekle. Her kapının önünde bir çöp sepeti var şeyde. Böyle gayet rahatça, altı da delik olmayan, henüz yeni çünkü. Kal oraya at. Ya bu nasıl bir iş? Hiçbir şey bilemedin. Bir araya topla. Elin kirlensin. Elini topla. Götür at. Kağıt da bulamadın. Bir şey de bulamadın. Elini de git bir yerde sabunla kardeş. Bu olur şey değil. Umutları kadınların altınında. Hemen yanında şimdi. Esfender Korkmaz sana getirmezler altını. Boşuna bekleme dedi. Umutları kadınların altınında. 1 Mart'tan itibaren 81 ilde en az bir adet olmak üzere. 2022 yılında 1500'ün üzerinde kuyumcunun dahil olacağı çalışma başlatacaklarını belirten Nebati, vatandaşlar fiziki olarak biriktirdikleri altın tasarruflarını kuyumcular ve bankalar aracılığıyla finansal sisteme teslim edecek dedi. Hani etmesini bekleriz, bir iyilik yaparlar, ekonomimize bir nefes gelebilir değil, edecek demiş. Ya bir de emir kipi kullanıyor. Bir de o sırada zavallı karşısında şey var, göya spiker, spiker filan değil, kukla. Oraya koymuşlar. Sorular da önceden verilmiş eline. Göya soru soruyor. Diyor ki gözlerime bak ne demek istediğimi anla. Ya sen bırak o karşındaki kuklayı da sokaktaki halkın gözüne bakabiliyor musun? Senin gözüne ben niye bakacağım? Kunduro tipli bir adamsın. Tom Hicks'te kunduro vardır. Meraklıları bilir. Baktığını uyutur, adamı ölüme kadar gönderir. Öyle. Senin gözüne ne bakacağım? Ne meymenet bulacağım da bakacağım. Efendim bir de şöyle hep Türkiye konuştuk. Bir dünya gündemimiz olacak birkaç dakikalık. Bir de ona bakalım. Hazırsa, hazır mı acaba? Almanya'nın başkenti Berlin'de geçtiğimiz günlerde 17 yaşındaki Dilan Sözer'i tramvay durağında ırkçı saldırıya uğradı. Instagram kanalında yaşadıklarını anlattı. Videosu viral olunca konuyla ilgili araştırma başlatıldı. Güvenlik kameralarını inceleyen Berlin polisi olayın hemen sonrasında sıradan bir adli vaka olarak paylaştığı basın açıklamasını düzelterek yeniden yayınladı. İlk basın bildirisinde Dilan'ın maske takmadığını ve uyarılması üzerine tartışma başladığını ifade eden polis, yeni basın bildirisinde Dilan'ın tramvaya binerken ve inerken maske taktığını belirtti. Altı saldırganın çoğunun maskesiz olduğunu aktaran polis, ırkçı saldırı ifadesini de kullandı. Alman medya kuruluşları da yaptıkları yanlış haberi düzeltmek zorunda kaldı. Nachdem das alles passiert ist, war ich erstmal schockiert, weil ich mir dachte, okay, keiner hilft mir hier. Ich habe gefragt, warum hilft mir keiner? Ich sage nur mal so zur Info. Ich bin hier geboren, ich habe einen deutschen Pass. Dilan Sözer'i tramvay durağında hiç kimsenin kendisine yardım etmemesi karşısında hayal kırıklığına uğradığını ifade etti. Bu saldırı Almanya'da sivil dayanışma tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Rusya ile Batılı devletler arasında süren Ukrayna krizinde gerilim giderek yükseliyor. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Cuma günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmek için yeterli gücü topladığını söyledi.
ülkenin geniş kesimlerini kapsayacak bir işgal hareketine artık her an başlayabileceğini duyurdu. Ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in işgal emrini verip vermediğini netleştiremediklerini söyledi. Tüm ABD vatandaşlarına 48 saat içerisinde ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu. Sullivan'ın sözlerine Rusya Dışişleri Bakanlık Sözcüsü Maria Zaharova'dan yanıt geldi. Beyaz Saray'ı histerik olmakla suçladı. Anglo-Saksonların ne pahasına olursa olsun savaşa ihtiyacı var dedi. Provokasyonlar, yanlış bilgilendirmeler ve tehditlere dikkati çekti. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Batı medyasının Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı iddiasını içeren asılsız haberler yaydığını açıkladı. Rusya'nın krizin barışçıl ve diplomatik çözümüne olan bağlılığının altını çizdi. Bu arada diplomatik görüşmeler arttı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukraynalı mevkidaşı Dmitri Kuleva ile telefonda görüştü. Görüşmeye ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gerilimi azaltma, savunma ve caydırıcılık önlemlerini artırmaya yönelik girişimlerin konuşulduğu bilgisi paylaşıldı. ABD'nin Ukrayna'ya olan desteği yinelendi. Muhtemel bir Rusya saldırısına karşı hızlı, şiddetli ve ortaklaşa yanıt verileceğinin altını çizdi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba da görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, ortaklarımızla birlikte ülkemizi korumak için kararlı adımlar atmaya hazırız, dedi. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov da ABD'li mevkidaşıyla görüştü. Görüşme sonrası Rusya'dan Genelkurmay Başkanları uluslararası güvenliğin güncel sorunlarını değerlendirdiği açıklaması geldi. Gerilimi artıran açıklamaların ardından çok sayıda ülke diplomatik temsilcilerine ve yurttaşlarına Ukrayna'yı terk etme çağrısı yaptı. Sputnik'e konuşan Ukraynalı bir kaynak, Rus diplomatik misyonu çalışanlarının Kiev'den ayrılmaya başladığını belirtti. Rusya'nın Kiev Büyükelçiliği ise tahliyenin düşünüldüğünü ancak henüz karar vermediklerini söyledi. Almanya, İngiltere, Danimarka, Estonya, Letonya, Avusturya, Norveç, Belçika ve Yeni Zelanda yurttaşlarına Ukrayna'yı terk etme çağrısı yaptı. Avrupa Birliği yetkilileri de zorunlu olmayan personelin Ukrayna'yı terk etmesini istedi. Rusya ile Batılı devletler arasındaki gerilim petrol fiyatlarına da yansıdı. Gerginliğin etkisiyle petrol fiyatları yükselişe geçti. Brent petrolün varil fiyatı 11 Şubat Cuma gecesi %3,5 artışla 94,59 dolardan işlem gördü. Petrol fiyatları bu seviyede işlem görmeye devam ederse, Türkiye'deki benzin ve motorin fiyatlarına %3,5 düzeyinde zam yapılması bekleniyor. Öte yandan krize yönelik tansiyonu artırıcı açıklamalar sonrası New York borsası da haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı. Almanya'da gözler 13 Şubat Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimine çevrilirken, 2017 yılından beri görevde olan Frank-Walter Steinmeier'ın bir dönem daha görevde kalmasına kesin gözüyle bakılıyor. Hem iktidar partilerinin hem de ana muhalefet CDU-CSU'nun destek verdiği Steinmeier'ın milletvekillerinin ve delegelerin çok büyük bir bölümünün oyunu alması bekleniyor. Federal Kongre şu an itibariyle 736 Federal Meclis Milletvekili ve 16 eyaletin gönderdiği aynı sayıdaki eyalet temsilcilerinden oluşuyor. Böylece kurul bu yıl bir rekor kırarak 1472 üyeye ulaştı. Federal Kongre'ye Federal Meclis Başkanı Bärbel Bas başkanlık edecek. Oylama gizli yapılacak. İlk ve ikinci turda seçilmek için mutlak çoğunluk, yani oyların en az %50'sini almak gerekiyor. Üçüncü turda ise nispi çoğunluk yeterli olacak. Steinmeier'ın dışında Sol Parti, AfD ve Bağımsız Seçmenler tarafından aday gösterilen 3 isim daha yarışacak. Federal Almanya Cumhuriyeti 70 yılı aşkın süre içerisinde 12 cumhurbaşkanı gördü. Almanya'da henüz kadın bir aday cumhurbaşkanı seçilemedi. Efendim sona kaldı ama sürprizle geldi Korkusuz Gazetesi. Herkesi atlatmış. Hiçbirinde görmediğimiz bir haber çıktı. Boş baklavadan sonra şimdi de boş tost çıktı. Boş tostun içeriğini de söyleyeyim. 2 liraymış efendim. Ekmek, biber, ketçap. Bir dilim sucuk, bir dilim kaşar 2 lira diyor hemen yanında. Fotoğrafta bir esnaftan birini görüyorsunuz. Bir dilim sucuk dediydi artık yumurtanın zarı gibi ince kesilmiş. Aynen o her atık peynirin
bütün atık peynirleri birleştirilip yapılan merdiven altı bir dilimde yine bir şey gibi, yine yumurta zarı gibi bir taze kaşar, sözde taze kaşar. Yan yana diyor ki bir dilim sucuk, bir dilim kaşar 2 lira. Ben ne tostu yapıp da kaç liraya satacağım diyor. Kebap gibi her 15 lira, 20 lira. 23-24 lira alıyorlar kavurmalı kaşarlıya. Kebap, kebap parası yani. Adana'da kebap yersiniz o paraya. Bakın boş tost ama çok güzel haber. Yani 9 sütunluk gerçekten pahalılık yüzünden vatandaşın ağız tadı iyice kaçtı. Damak tadı diyelim sevgili editör kardeşim. Ağız tadı diye bir şey olur. Ağzımın tadı bozuldu olur. Tadı kaçmaz. 2 lira ekmek, biber, ketçap. Bence günün haberi. Mükemmel. Efendim bakalım. Onun yanında bir de fotoğraf aldı. Bir editoryal şaheser. Başyapıt. Bakalım sırada boş ne var? Cumartesi sabahı yine saat 9'da buluşmak üzere. Sağlıklı günler diliyoruz. Hoşça kalın efendim.